Geçtiğimiz derslerimizde en son LGS sorularını çözmüştüm. İlk ondan çıkan kısımları. Şimdi bunları anlatacağım. İlk etapta 128, evet bunu çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 64, 2'ye böldüm 32, 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 4'ü 2'ye böldüm 2, 2'yi 2'ye böldüm 1. Kaç tane 2 var burada? 7 tane 2 var. Aynı şekilde 27'yi de yapalım. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 625'i bölüyorum. 5'e böldüm 125, 5'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Şimdi bakalım burada kaç tane 3 var? 3 üzeri 3. Burada kaç tane 5 var? 5 üzeri 4. 343'ü 3'e böldüm. 49, pardon, 7'ye böldüm. 49, 7'ye böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Ne oluyor buradan? 7'nin 3. kuvveti. Evet, kaç tane 7 varsa o kadar üzerine yazıyorsunuz. Kaç tane 3 varsa o kadar üzerine yazıyorsunuz. Evet, 36'ya bakalım. 36'ya bakalım. 2'ye böldüm arkadaşlar. En küçük asal sayı 2'dir. 18'i 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Kaç tane 2 var? 2 tane 2 var. Kaç tane 3 var? 2 tane 3 var. Yani bu şekilde yazıyoruz. Tamam mı? 2'den kaç tane, 3'den kaç tane? Şuna bakalım. 48'e bakalım arkadaşlar. 48'i ilk etapta 2'ye böldüm. En küçük asal 2 olduğu için. 24'ü 2'ye böldüm 12, 12'yi 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Şimdi 2'den kaç tane var? 4 tane var. Bir de 3'ten 1 tane var. Evet, bu da bu şekilde. 120'yi yapalım arkadaşlar. 2'ye bölüyorum 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 2'den kaç tane var? 3 tane. 3'ten kaç tane var? 1 tane. 5'ten kaç tane var? 1 tane. Bu şekilde yazıyoruz. Evet, geçelim. 300'e bakalım. 300. 2'ye böldüm 150, 2'ye böldüm 75, 5'e böldüm 15, 5'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2'nin karesi, 5'in karesi, 3'ün birinci kuvveti olarak yazıyoruz arkadaşlar. Yani kaç tane 2 var, kaç tane 5 var, kaç tane 3 var? Devam edelim. 26. 230. 2'ye böldüm arkadaşlar 115. 5'e böldüm 23. 23 asal mıdır? Evet. Böldüm 1. Nasıl yazıyorum? 2 üzeri 1, 5 üzeri 1, 23 üzeri 1. O da bu şekilde yazıyoruz. Devam edelim. Burada 175 var. Bakın. 175'i var. Bir kere 5 ve 7 var. 5'e böl bakalım. 75'e çıkar. 5 kere, evet, 35 çıkıyor. 35 değil mi? Evet, 35. Bir daha 5'e böl 7, 7'ye böl 1. 5'ten kaç tane var? 2 tane var. 7'den de 1 tane var. O zaman üçgen yerine kaç tane sayı gelir? 2 tane. Devam edelim. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Örnek 28. Şimdi 2'nin küpü diyor bakın bana. 2'den kaç tane varmış? 3 tane. Yazdım. 3'ü yazdım. 8 kere 3, 24. 24 kere 5, 120. 120 kere 5, 600. Bu kadar. Evet. Bu sorunun da çözüm bu şekilde arkadaşlar. Hepsini çarpıyoruz yani. Olayın özü bu. Evet. Uygulama sorularımız var. Bunları arkadaşlar, bunlar ödev olarak kalabilir sizde çözmek isteyenler. Şöyle büyüteyim. Bakın. Evet, çözmek isteyenler bu şekilde çözebilirsiniz. Evet. Herhalde herkes görmüştür, almıştır soruları. Ben tabii devam ediyoruz. Bakın aynı şekilde bu sorularımız da var. Bakın aynı şekilde. Yani bunları çözmemize gerek yok. Bunlar size ödev olsun arkadaşlar. Evet, şimdi en büyük ortak bölen EBOB, ECOG. Evet, en büyük ortak bölen EBOB, ECOG.
Şimdi 24 ve 30 sayılarının bölenlerini bulalım diyor bakın bize. Nasıl bulacağız? 24 ve 30. Arkadaşlar ilk etapta 2'ye bölüyorum. 12'ye 15, 2'ye böldüm. Bak 6'ya 15. Şimdi bak beni iyice izleyin. Şimdi 2'ye böldüm ya ben. İki tarafı da azaltıyor muyum? Bakın azaltıyorum. Azalttığım için 2'ye yıldız koyuyorum. Evet. 2'ye yıldız koyuyorum. Şimdi 2'ye böldüm 6'ya. İki tarafı azalttım mı? Hayır. 15 aynı kaldı. Yine 2'ye böl. 3'e 15. Aynı kaldı 15. Olmaz. O zaman 3'e böl. 1, 5. Azalttım mı? Azalttım. 5'e böldüm. 1, 1. Şimdi cevap nedir? 2 kere 3, 6. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani ben burada neyi buldum? EBOB buldum. EBOB neymiş burada? EBOB neymiş burada? 6. Bak kısa mantık. Yani en büyük ortak bölen 6. Ama bunun ortak bölenleri nedir o zaman? 6'nın çarpanları olabilir. Yani ne var? 1, 2, 3, 6. Bakın. Ama en büyük ortak bölen dediği için en büyüğü ne burada? 6. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. EBOB konusunda. Devam edelim. İki veya daha fazla doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne bu sayıların EBOB'u, en büyük ortak böleni, kısacası EBOB'u denir. Evet. Nasıl gösterilir? EBOB A virgül B veya A virgül B EBOB biçiminde gösterilir. Evet. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. 12 ve 16'nın EBOB'u nedir diyor. 12, 16. Bak, tekrar yavaşlıyorum. 2'ye böldüm, 6, 8. Yıldız koydum. 2'ye böldüm, 3'e 4. Yıldız koydum. 2'ye böldüm, 2'ye 3. Yıldız koymuyorum. 2'ye böldüm, 1. Yıldız koymuyorum. 3. 3'e böldüm, 1. Tamam. Cevap nedir? EBOB neymiş burada? 4. Evet, EBOB neymiş arkadaşlar? 4. Şimdi devam edelim. Şuradan başlayalım. 36 ve 90. 2'ye böldüm 18. 45. Yıldız koyuyorum. 3'e böldüm 15'e 6. Yıldız koyuyorum. 3'e böldüm 5'e 2. Yıldız koyuyorum. 2'ye böldüm 1. 5. 5'e böldüm 1. 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. Bu da nedir? EBOB'dur. Evet, bu da nedir arkadaşlar? EBOB'dur. Nasıl bulduğuma dikkat et. Azalıyorsa yıldız koyuyorum. İki tarafı da azaltıyorsa kesinlikle yıldız koyuyorum. 40, 48. 2'ye böldüm 20, 24. Yıldız koyuyorum. 2'ye böldüm 10, 12. Yıldız koyuyorum. 2'ye böldüm 5, 6. Yıldız koyuyorum. 2'ye böldüm 3, 5. Yıldız koymuyorum. Çünkü azaltmıyor bakın. 5, 5'i de 5'e böldüm. 1. Cevap nedir burada? 8. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Yani buna çarpıyoruz arkadaşlar. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Toplamıyoruz, çarpıyoruz. Ona dikkat edelim. 9 ve 10'un en büyük ortak bölenini bulmuş. 9 ve 10. Bak. 2'ye böldüm 9. 5. Yıldız yok. 5'e böldüm 1. Evet. 5'e böldüm 1. 9. Evet. Şunu biraz yukarı çekelim. Şöyle bir daha yapalım. 9 ve 10. 2'ye böldüm 9. 5. 5'e böldüm 1, 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Burada ortak bir şey var mı hiç? Ortak bölünen yok. Demek ki bunlar asal. Aralarında asal. Aralarında asal sayıların EBOB'u nedir? Aralarında asal. EBOB nedir arkadaşlar? EBOB 1'dir. Bu kadar. Evet. Aralarında asal sayıların EBOB'u neymiş? 1'miş. Evet. Devam edelim. Ardışık doğal sayının en büyük ortak böleni neymiş? 1'dir. Evet. Aralarında asal sayıların en büyük ortak böleni 1'dir. Evet. Aralarında asal mı? Aralarında asal. Niye? Çünkü ardışık. Ardışık olduğundan. Evet. Ardışık.
Ardışık olduğundan EBOB nedir burada? Ardışık. EBOB nedir? 1'dir. Evet, EBOB nedir? 1'dir. 72 ve 180. Şuna bakalım. 2'ye bölüyorum. 90. 36. 2'ye bölüyorum. 18. 45. 3'e bölüyorum. 15. 6. 3'e bölüyorum. 5. 2. 2'ye bölüyorum. 1. 5'e böldüm 1. Şimdi arkadaşlar, Evet, ortak bölenlere bakalım. 2 ortak bölen mi? Evet. 2 ortak bölen mi? Bak, azaltılmış. 3 ortak bölen mi? Azaltılmış. 3 ortak bölen mi? Azaltılmış. 9 kere 2 18, 18 kere 2 36. Buyurun. Evet, 3 kere 3 9, 9 kere 2 18, 18 kere 2 36. Evet, o da bu şekilde arkadaşlar. Evet, 20 ile 40'ın EBOB'unu bulalım. Evet, 20-40. 2'ye böldük. 10-20. Bakın yıldız koydum. 2'ye böldüm 15. Bakın yıldız koydum. 5'e böldüm 1-2. Bakın yıldız koydum. 2'ye böl 1. 2 kere 2-4. 4 kere 5-20. EBOB neymiş? 20. 30'a 45. EBOB'unu buluyordum. 2'ye böldüm 15-45. Yıldız koymuyorum arkadaşlar. Çünkü niye? Ortak bir bölen değil. 5'e böldüm 9. Pardon. 5'e böldüm 3. 9. Yıldız koyuyorum. 3'e böldüm 3. 1. Yıldız koyuyorum. 3'e böldüm 1. Ne oldu cevap? 5 kere 3, 15. Burada da cevap ne çıktı? 15 çıktı. EBOB neymiş ilk etapta? 20. Sonrakinde 15. Topla bunu. 35. Evet, toplayalım. Kaç çıktı arkadaşlar? 35 bulmuş olduk değil mi? Şimdi devam edelim. Evet. Devam edelim. 36'ya bakalım. 40 ve 120'nin. Evet, 40 yaz, 120 yaz. 2'ye böldüm. 60, 20. 2'ye böldüm. 10, 30. 2'ye böldüm. 5, 15. 5'e böldüm. 1, 3. 3'e böldüm 1. Şimdi arkadaşlar, 2 ortak mı? Ortak. 2 ortak mı? Ortak. 2 ortak mı? Ortak. 5 ortak mı? Ortak. 20, 40. Aa, burada ne buldum bakın? 40 da 120. Birbirinin katı mı? 40'ın 3 katı 120. Yani birbirinin katı. En büyük ortak bölen, en küçük sayı oldu. O da nedir? 40. 36, 72. Birbirinin katı mı? Katı. Yani 36'nın 2 katı 72. En küçük sayı ne? 36. O zaman EBOB nedir? 36. Evet. Kuralımız geldi. Birbirinin katı olan sayıların EBOB'u bu sayılardan küçük olan sayıya. Şuna bakalım. Arkadaşlar, EBOB diyor. Bakın EBOB. Burada ortak olanlar değil miydi EBOB? Ortak olanlardan üssü en küçük olanı alacaksınız. 2 üzeri 4. B'ye bak. Ortak olanlardan üstte en küçük olan alıyorsun. 9. 16 kere 9 nedir? 144. Evet. Devam edelim. Üstte ifadelerin çarpımı şeklinde verilen iki sayının EBOB bulunurken ortak olan asal çarpanlardan üssü küçük olanlar alınıp çarptır. Şuna bakalım. K ve M sayılarının EBOB'u hangisidir diyor. Bakın, 3'ün karesi olacak, 5'in küpü. Cevap Bursa. Yani ortak olanlardan üssü küçük olanı alıyorum arkadaşlar. Şuna bakalım. 18, 42 ve 60. 2'ye böldük. 9, 21, 30. Yıldız mı? Yıldız. Çünkü en büyüğünü soruyor. EBOB soruyor. 2'ye böldük.
9, 21, 15. 3'e böldük. 5, 7, 3. Ortak mı? Bu da ortak. 3'e böldük. 1, 7, 5. 5'e böldük. 1, 1, 7. 7'ye böldük. 1. Cevap nedir? 2 kere 3, 6. Evet, en büyük ortak bölen neymiş? 6. Evet, 41. soruya bakalım. Şöyle bakıyorum bak mesela. Bu 50'nin katı mı? 3 katı. Bu 50'nin katı mı? 4 katı. Hepsi 50'nin katı bunların. Bu 1 katı zaten 50. O zaman en büyük ortak böleni sorarken bana ne olacak? 50 sayısı. Evet. Evet arkadaşlar. ECOG konusuna geçiyoruz. Evet, ECOG konusuna geçiyoruz arkadaşlar. En küçük ortak kat, yani 8 ve 12'nin ECOG'unu alacağım ben. 2'ye böldüm 4, 6. 2'ye böldüm 2, 3. 2'ye böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. Şimdi 2 ortak mı? 2 tarafı böldüğü için ortak. Diğerinde 2 ortak mı? 2 tarafı böldüğü için ortak ama diğerinde ortak değil. O zaman EBOB nedir burada bak? EBOB buldum. EBOB 4. ECOG'da böyle yıldızla mıldızla uğraşmıyoruz. 4 kere 2 8, 8 kere 3 24. Al. ECOG'da ne çıktı? 24 çıktı. Ortak katların en küçüğü neymiş? 24'müş. Evet, 2 veya daha fazla doğal sayının ortak katlarının en küçüğü bu sayıların en küçük ortak katı demiş. Evet, ortak katı kısaca ECOG demiş. Evet, kısaca ECOG'u demiş. 16 ve 24. Evet. EBOB'u da unutmamak şartıyla onu da yapalım. 2'ye böldüm 8'e 12. 2'ye böldüm 4'e 6. 2'ye böldüm 2'ye 3. 2'ye böldüm 1'e 3. 3'e böldüm 1. Şimdi burada EBOB hangisi burada? Bu. Bu. Bölüyor bak. Bölüyor. Ama bundan sonrası artık bölünmüyor arkadaşlar. Hepsini çarp. 8 kere 2, 16 kere 3, 48. Neymiş? ECOG neymiş arkadaşlar? 48. EBOB ne? Evet, yazalım EBOB'u. EBOB ne burada? 8. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Alt kısma gelelim. 14'e 20. 2'ye böldüm 7'ye 10. 2'ye böldüm 5'e 7. 5'e böldüm 1'e 7. 7'ye böldüm 1. 7 kere 5 35. 35 kere 2 70. 70 kere 2 140. Neyi buldum ben burada? ECOG'u buldum 140. EBOB nedir? Bak burada bir de burada var. Gördünüz mü? Yok. Pardon. Buradaki 2 yok. Çünkü niye? 7 bölünmüyor. Cevap neymiş yani? 2. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. 36-48. 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 18, bak 2'ye böldüm 9, 12, 2'ye böldük 6'ya 9, 2'ye böldüm 3'e 9, 3'e böldüm 3, pardon 3'e böldüm 1'e 3, 3'e böldüm 1. Şimdi ortaklara bakacağız. Direkt ECOG bulalım. 3 kere 3, 9 kere 2, 10, 36, 72, 144. Evet, hepsini çarpıyorum. 144. Evet. 8 ve 9. 2'ye böldüm 4'e 9. 2'ye böldüm 2'ye 9. 2'ye böldüm 1'e 9. 3'e böldüm 3'e 1. 3'e böldüm 1. Çarp hepsini. 9 kere 8 72. Ha, ardışıksa o zaman direkt çarpabiliyor muyum acaba ben? Direkt 72 buldum. EBOB neydi burada? EBOB neydi arkadaşlar? 1'di. ECOG o zaman iki sayının çarpımı. 15 ve 16 aralarında asal, ardışık oldukları için. Çarp bunu 240. Neyi buldum ben? ECOG'u. EBOB kaç burada? Evet, EBOB kaç burada? EBOB da 1'dir. Ardışık oldukları için. Şimdi ben ne yapıyorum? Ardışık sayıların ortak böleni sadece 1 olduğu için ardışık sayıların en küçük ortak katı bu sayıların çarpımına eşittir. Çarpımına eşittir. Evet arkadaşlar, burada kaldık. 47. örnekte kalıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışın.